Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz açısal momentum. Çizgisel momentumu çalışmıştık birlikte arkadaşlar. Hemen size hatırlatayım. Çizgisel momentumumuz neydi? M çarpı V idi. Kütle çarpı hızdı arkadaşlar ve vektörel bir büyüklüktü. Peki açısal momentum nedir? Çembersel hareket yapan cisimlerin çizgisel momentumunun dönme eksenine göre yarıçap vektörü ile çarpımına açısal momentum denir ve L ile gösterilir arkadaşlar. Yani eğer tanıma göre bir formül yazarsak çizgisel momentum çarpı R'dir arkadaşlar. Mesela şu cisim şöyle bir çembersel hareket yapıyor olsun. Bu cismin dönme eksenimizin yani O noktamıza olan dik uzaklığını R'sini alıyoruz ve M çarpı V ile yani cismin çizgisel momentumuyla çarpıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde vektör işareti var. Açısal momentumuz da yönlü yani vektörel bir büyüklüktür. Eğer P yerine M çarpı V'yi yazarsanız açısal momentum için M, V, R diye de bir formül elde edersiniz arkadaşlar. Ma ve Ra geliyor benim aklıma ama hani çok kolay bir kelime değil. M ve R olarak aklınızda da tutabilirsiniz. Aklıma başka bir kelime gelirse sizinle paylaşırım arkadaşlar. Örnek 1 ile şimdi örneklerimize başlayalım. Örnek 1 arkadaşlar. Şurada şöyle maviyle daha belirgin hale getireyim. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde çizgisel momentumu P olan cismin X, Y ve Z noktalarına göre açısal momentumlarının büyüklükleri Lx, Ly ve Lz oluyormuş. Buna göre Lx, Ly ve Lz arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Gelin birlikte hesaplayalım. Şimdi Lx ile başladım. Momentumumuz P kadar. X noktasının bu momentum çizgimize, momentum vektörümüze dik uzaklığı ne kadar? 1, 2, 3 birim arkadaşlar. O zaman Lx 3B kadar oldu. Ly'ye bakıyorum. Arkadaşlar Ly'yi bulmak için şu momentum vektörümün uzantısını çiziyorum. Ondan sonra o uzantıdan Y noktama olan dik uzaklığı alıyorum. 1, 2 birim. Yani Ly'miz de 2P kadar oldu. Lz'ye bakacağım. Lz'miz nerede? Burada. Arkadaşlar Lz'den P'ye gittiğimizde gördüğünüz gibi Z noktası bizim çizgisel momentumumuz ile aynı doğrultuda, aynı vektör üzerinde. Dolayısıyla dik uzaklık burada olmayacağı için aynı hani tork alırken uzantısı destek noktasından geçiyorsa, bir dik uzaklığa gidemiyorsak ne diyorduk arkadaşlar? Tork sıfır oluyor diyorduk. Burada da açısal momentumda da arkadaşlar eğer noktadan çizdiğimiz dik uzaklık çizmeyi çalıştığımız diyeyim. Eğer momentum çizgimizden, momentum vektörümüzden bu şekilde geçiyorsa hiçbir açısal momentumu olmayacaktır. Açısal momentum Z noktası için sıfır olacak. O zaman ne oldu? Aralarındaki ilişki Lx büyüktür, Ly büyüktür, Lz olur arkadaşlar. Örnek 2. 3R uzunluğundaki ipin ucuna ve arasına şekildeki gibi bağlanan X ve Y cisimleri O noktası etrafında yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani şöyle O'nun etrafında bu şekilde dönüyorlar arkadaşlar. Buna göre cisimlerin açısal momentumlarının büyüklükleri oranı Lx bölü Ly nedir diyor. Gelin birlikte hesaplayalım. X'e bakıyorum arkadaşlar. Şimdi X ve Y'nin kütleleri verilmiş. Yarıçaplar verilmiş, dik uzaklıklar. Bize ne lazım arkadaşlar? Çizgisel hızları lazım. Çizgisel hızlarını nasıl bulabilirim? Açısal hızdan giderek bulabilirim arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. X'in ve Y'nin açısal hızları eşittir değil mi? Çembersel hareketi yeni işledik. Birbirlerine bağlı oldukları için eşit sürede eşit açı tararlar. Dolayısıyla her ikisinin de açısal hızı omega kadardır arkadaşlar. Çizgisel hız nedir? Omega çarpı
R kadardır. O zaman biz normalde formülümüz M ve R iken onun yerine şunu yazabilir miyim? V yerine omega yazarım. M çarpı omega çarpı R kare ile açısal momentumlarını hesaplayacağım. Gelin birlikte hesaplayalım. X cismi için 2M çarpı omega çarpı uzaklığı ne kadar X cisminin? 2R kadar. 2R'nin parantez karesi diyorum. Bölü diyorum. Y cismine bakıyorum. Kütlesi M kadar. Açısal hızı yine omega kadar. Y noktasının O noktasına dik uzaklığı 2. Bir de burada var. 3R kadar. 3R'nin karesini alacağız. Şunlar zaten birbirini götürdü arkadaşlar. Ne kaldı? 2 çarpı 4R kare bölü 9R kare kaldı. Şunlar da gider. 2 kere 4'ten 8 bölü 9 geldi. Lx bölü Ly'nin oranı. Açısal momentumun yönü. Arkadaşlar açısal momentum cismin hem hız vektörüne hem de konum yani yarıçap vektörüne diktir. Mesela arkadaşlar şu bizim yarıçap vektörümüz olsun. Buna dik olarak neyimiz olacak? Çizgisel hız vektörümüz olacak. Açısal momentum da arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hem yarıçap vektörüne hem de şöyle taşıdığımı düşünün hız vektörünü. Hız vektörüne diktir ve hız vektörü de yarıçap vektörüne diktir. Böyle bir diklik söz konusudur. Açısal momentumun yönünü arkadaşlar sağ el kuralı ile bulacağız. Peki sağ el kuralını nasıl yapıyoruz? Sağ elin dört parmağı çizgisel momentumun yönünde açıldığında baş parmak açısal momentumun yönünü verir. Arkadaşlar çizgisel momentumun yönünü biz çizgisel hıza göre belirliyoruz. Şimdi cisim şöyle dönüyorsa parmaklarım o zaman ne yapacak? Şu dört parmağım aynı o şekilde dönecek. Dönme yönüne veriyorum şu dört parmağımı. Baş parmağımız arkadaşlar açısal momentumun yönünü gösteriyor. Demek ki cisim bu şekilde saatin tersi yönünde döndüğünde açısal momentum sayfa düzleminden dışarı doğru. Eğer cisim saat yönünde dönüyor olsaydı, elimi bu şekilde çevirirdim. O zaman açısal momentumun sayfa düzleminin içine doğru olduğunu görürdüm arkadaşlar. Sürtünmesi ihmal edilen bir tablomuz olsun. Üzerinde V hızıyla dönen M kütleli cismin bağlı olduğu ip aşağıya doğru çekildiğinde diskin dönme yarıçapı küçülür ve hızı artar. Yani arkadaşlar matematiksel olarak bahsedersek eğer R'miz ipi böyle aşağı doğru çektiğimiz zaman ne oluyor? R'miz azalıyor arkadaşlar. Yarıçap azaldıkça V'miz artacak. Yani hızımız artacaktır arkadaşlar. Bu da size not olarak kalsın. İleride sorularda kullanacağız. Açısal momentum ile açısal hız aynı yönlü iki vektördür. Bu iki vektör arasında şöyle bir bağıntı vardır. Yani eğer arkadaşlar açısal momentumun yönünü bulduysanız açısal hızın yönü de o olmalıdır. Ve açısal momentumumuz eşittir I çarpı omegadır. I'mız arkadaşlar eylemsizlik torku. Omega ise açısal hızdır. Eylemsizlik nedir öğrenmiştik arkadaşlar. Cismin ilk durumunu korumaya karşı yaptığı dirençtir arkadaşlar. Burada da dönmeye karşı bir direncimiz olacak. Kütleye bağlı bir durumdur. Bu formülde ileride kullanacağız. Aklınızda kalsın. Şimdi örnek 3 ile devam edelim. Örnek 3. XY düzleminde şekildeki gibi döndürülen M kütleli cismin açısal momentumu hangi yönde olur? Arkadaşlar 3 boyutlu olduğu için lütfen dikkat edin. 3 boyutlu düşünmeye çalışın. Şimdi XY düzlemi demiş. Şu kağıdı benim düzlemimmiş gibi düşünüyorum. XY düzlemi dediği şöyle duruyor arkadaşlar. Elimin 4 parmağını aynen o düzlemde çeviriyorum. Baş parmağımda ne yapacak? Açısal momentumumun yönünü gösterecek. Parmaklarım bu şekilde dönerken baş parmağım bana doğru. O da ne yönüdür arkadaşlar? Artı Z yönüdür. Cevabımız Ceyhan olur. Açısal ivmeye geldik arkadaşlar. Açısal hızın birim zamanda yaptığı değişimdir arkadaşlar. Radyan bölü saniye karedir. Nasıl bulunur? Tork bölü eylemsizlik momenti ile
bulunur arkadaşlar. Her kitapta çok görmüyorsunuz bunu. Fakat müfredatın içinde arkadaşlar torku, yani şöyle de yazabiliyoruz. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme diye de yazabiliyoruz. Bu formülde lütfen aklınızda kalsın arkadaşlar. Peki eylemsizlik torku nedir arkadaşlar? Ona bakalım birlikte. Bir cismin kütlesi ile yarıçapının karesinin çarpımına bağlı büyüklüğe biz eylemsizlik torku diyoruz arkadaşlar. I ile gösteriliyor. Ve m çarpı r kare ile bulunuyor arkadaşlar. I cismin şekline ve dönme eksenine göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Şekildeki gibi yatay düzlemde dönmekte olan m kütlesel cismimizin mesela eylemsizlik torkunu, momentini m çarpı r kare ile hesaplayabiliriz arkadaşlar. Cisim dönme ekseninden uzaklaştıkça, yani şöyle gitsin mesela, burada durmasın da şuradan dönsün arkadaşlar. Ne oldu? R'si arttı. Cisim dönme eksenimizden uzaklaştıkça R'si arttığı için I'sı da artar. Ama yaklaşırsa, eğer şu şekilde dönmeye başlarsa, daha yakından dönmeye başlarsa R'si azalacağı için arkadaşlar I'sı da azalır. Bunun en güzel günlük hayattaki örneği de şu artistik patinaj yapan kişileri bilirsiniz arkadaşlar. Böyle ellerini falan açıp döner. Bir de ellerini kollarını kapatıp döner. Eylemsizlik momentumunu değiştiriyor arkadaşlar ve açısal momentumun korunumuyla farklı hızlara ulaşıyor. Açısal momentumun korunumuna geldiğim zaman bunu tekrar size hatırlatacağım. Elini açmasının, kapatmasının oradaki nedeni eylemsizlik momentumunu değiştirmek. Neden? Yarıçapı, yani dönme eksenine olan dik uzaklığı artırıyor, azaltıyor arkadaşlar. Şimdi biraz örnek çözelim. Örnek 4. X, Y ve Z levhalarımız varmış arkadaşlar. Düzgün dairesel levhalara eşit büyüklükte delikler açılıyormuş. Hepsi aynı maddeden yapılmış. X, Y, Z cisimlerinin O noktasına göre eylemsizlik torkları IX, IY ve IZ arasındaki ilişki nasıl olur diyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi bunların hepsi tam, yani çıkarılmamış olsaydı, tam bir levha olsaydı, üstüne bir de o beyaz görünen kısımlara bir parça daha ekliyor olsaydım, hangisinin eylemsizlik momenti daha çok artardı? En çok şunun artardı. Neden? Bunun orta noktası burası arkadaşlar. Bunun R'ye uzaklığı şurası. Şunun R'ye uzaklığı, yani O noktasına uzaklığı daha küçük. Bu ise zaten O noktasında. Dolayısıyla şöyle diyorum. Eğer ben Y'ye şu parçayı ekleseydim, en çok Y'nin eylemsizlik momenti artacağına göre şu an Y'den oradaki parça çıkartıldığında en fazla eylemsizlik momenti azalan da Y olmalı. O zaman I'ye en küçük, sonra Z, en büyük de X olacak arkadaşlar. IX büyüktür, IZ büyüktür, IY diyoruz. Çıkmış soru 1. Arkadaşlar bu soru 2017'de çıkmış. Gördüğünüz gibi çok zor bir soru değil. Temel özelliklerle alakalı sorulmuş bir soru. Ama açısal momentumun da ne olduğunu kesinlikle bilmenizi gerektiren, tanım olarak her bir büyüklüğümüzün ne olması gerektiğini bilmenizi gerektiren bir soru. Şimdi diyor ki, dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan büyüklüklerden hangileri vektöreldir? Kısaca bunlardan hangisi vektöreldir diyor arkadaşlar. Tork, tabii ki vektöreldir arkadaşlar. Torkun üzerinde defalarca konuştuk. Yönü vardır. Yönü varsa vektöreldir. Eylemsizlik momenti ne dedik arkadaşlar? M çarpı R kare dedik. Zaten M skaler, R'nin de karesini alıyoruz. Burada vektör olabilecek bir büyüklük yok. Eylemsizlik momenti skalerdir arkadaşlar. 3. Açısal momentum. Evet, az önce yönünden de bahsettim arkadaşlar. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür. P çarpı R ile bulunuyordu ya da M ve R ile bulunuyordu. Öyleyse doğru cevabımız neymiş? 1 ve 3 Denizli olur.
Açısal momentumun korunumu, arkadaşlar, çizgisel momentumun korunduğu gibi açısal momentum da korunur. Sistemin ilk açısal momentumu ne ise son açısal momentumu da ona eşit olmalıdır. Açısal momentumu eylemsizlik momenti ve açısal hız ile yazarsak I çarpı I ilk çarpı omega ilk eşit olacaktır I son çarpı omega son. Az önce eylemsizlik torkunu anlatırken bahsetmiştim. Bu dönerek artistik patinaj yapan kişiler ne yapıyorlardı arkadaşlar? Ellerini açıp kapatıyorlardı. Niye? Elini açıyor. Elini açtığı zaman ne oluyor? R'yi yarı çapı artırıyor arkadaşlar. Yarı çap artınca dolayısıyla eylemsizlik momenti artıyor. Eylemsizlik momenti artınca arkadaşlar L'yi sabit tutmak için şunu artırdım. L'nin sabit olmasını istiyorum, değişmemesini istiyorum. Dolayısıyla açısal hızı ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla R'nin açısal hıza etkisini buradan görüyoruz arkadaşlar. Dansçı eğer mesela en başta elleri açık dönüyorsa, hani bir gün denk gelirseniz izleyin, ellerini kapatıp devam ettiğinde hızlandığını görürsünüz. Çünkü ellerini kapattığında R'si azalıyor ve o zaman eylemsizlik momenti azalıyor. Eylemsizlik momenti azaldığında arkadaşlar açısal hız artıyor. Neden? Açısal momentumu sabit yapmak içindir arkadaşlar. Şimdi bir çıkmış soruyla iyice pekiştirelim konumuzu. Çıkmış soru 2. Kütleleri birbirine eşit iki kişiden Ebru Ekvator üzerinde bir kentte, burcu da Ankara'daymış arkadaşlar. Yere göre hareketsiz durmaktalarmış. Şöyle işte aşağı yukarı bir geoid şeklinde dünyayı çizdik arkadaşlar. Şu da bizim Ekvator olsun. Ekvator'da kim vardı? Ebru var. Burcu ise Ankara'da. Yani burcu biraz daha şurada yukarıda bir yerde arkadaşlar. Yerin dönme eksenine göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Ebru'nun açısal hızı burcunun açısal hızından büyüktür. Arkadaşlar nerede olursak olayım bir diskin üzerinde dönen bütün parçacıkların, cisimlerin açısal hızları birbirine eşittir. Dolayısıyla ilk ifademiz yanlış. 2. Ebru'nun açısal momentumu burcunun açısal momentumundan büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu çözmeden önce 3'e bakmak istiyorum. Çünkü 3'ü çözünce 2'ye yardım olacak. Diyor ki 3'te Ebru'nun eylemsizlik momenti burcunun eylemsizlik momentinden büyüktür. Eylemsizlik momentini neye göre hesaplayacağız? Dünyanın merkezine olan dik uzaklıklarına göre hesaplayacağız. Dünya geoittir. Ekvatorda en şişkindir değil mi? Yarıçapın en büyük olduğu yer Ebru'nun bulunduğu yerken burcunun bulunduğu yerde yarıçap daha küçüktür. Arkadaşlar eylemsizlik momenti neydi? M çarpı R kareydi. Zaten kütleleri aynı. Ebru'nun yarıçapı büyük olduğu için dolayısıyla Ebru'nun eylemsizlik momenti burcunun eylemsizlik momentinden ne olacak? Büyük olacak. Arkadaşlar dolayısıyla 3. ifademizde doğru. Ebru'nun eylemsizlik momenti burcununkinden büyüktür. Şimdi ben açısal momentin de I çarpı omega olduğunu biliyorum. Omegaları aynı arkadaşlar açısal hızları. Dolayısıyla eylemsizlik momenti büyük olanın açısal momentumu da büyüktür. O zaman eylemsizlik momenti büyük olan Ebru olduğu için L Ebru da yani Ebru'nun açısal momentumu da burcunun açısal momentumundan büyüktür deriz. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Cevabımız Edirne 2 ve 3 olur. Arkadaşlar kütle çekim yasasına geçmeden önce açısal momentumun iyice oturmasını istediğim için şu ünite mi diyeyim konu bitiminizdeki konu testinizi çözmek istedim. Gelin birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Bir cismin açısal momentumunun bulunabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Açısal momentumumuz neydi arkadaşlar? P çarpı R idi. Yarıçap çarpı yani dik uzaklığımız çarpı çizgisel momentumdu. Neyi bilmemiz yeterli o zaman? Çizgisel momentumu bilsek bir de cismin dönme noktasına uzaklığını bilsek yeterli olacaktır arkadaşlar. Çizgisel hızı ayrıca bilmemize gerek yok. Çünkü zaten çizgisel momentumu bildiğimizde buradan direkt çözeceğiz.
Doğru cevap Ceyhan. İkinci sorumuza bakalım. R ve 4R yarıçaplı çembersel yörüngede dolanan X ve Y cisimlerinin açısal momentumlarının oranı 2'ye 3'müş. Öyleyse çizgisel hızlarının oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Gelin birlikte hesaplayalım. Şunu şöyle koyayım. Evet. Şimdi Lx bölü Ly neye eşit olacak arkadaşlar? X için yazarsam 2m çarpı mvr'ye göre yazıyorum. Mvr'ye göre yazıyorum. 2m çarpı çizgisel hızını bilmiyorum vx dedim. Yarıçapı r kadar. Bölü y için yazdığımda m çarpı vy çarpı yarıçapı 4r kadar. Lx bölü ly oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. 2 bölü 3 eşittir 2m vx r bölü m çarpı vy 4r. Şimdi hemen bir sadeleştirme yapalım. M'ler gider, r'ler gider. İkiler birbirini götürür. Ne kaldı arkadaşlar? 4'ü de karşıya atarım. 4 bölü 3 vx bölü vy oldu. Doğru cevabımız Adana olur. Üçüncü sorumuz. O noktası etrafında sabit omega 1 açısal sürati ile dönen platforma M kütleli cisim yavaşça yapıştırılıyor. Bundan sonra platformun açısal sürati omega 2 oluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz buraya ekstra bir parça attığımız zaman ne olacak? Eylemsizlik momentimizi artıracak mıyız? Yeni bir kütle ekliyorum. Önce sadece bir tane kendi m çarpı r karem vardı. Şimdi bir de bunun m çarpı r karesini ekleyeceğim. Dolayısıyla eylemsizlik torkumuzu artırdık. Birinci ifade doğru. Açısal momentumu artar demiş. Şimdi arkadaşlar sistemlerde ne olmak zorunda? Açısal momentum korunmak zorunda. Dolayısıyla bu kafadan gitti. Açısal momentum neydi? I çarpı omega yani eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdı arkadaşlar. Öyleyse şimdi şu arttığında maviyle yazalım. Eylemsizlik momentimiz arttığında açısal momentumun korunması için açısal hızımız ne olacak? Azalacak. Demek ki omega 2 omega 1'den küçük olur arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 3 Denizli olur. Örnek 4'e geldik arkadaşlar. Şekildeki dairesel tabla sürtünmesiz düşey eksen etrafında yatay düzlemde sabit omega açısal sürati ile dönerken K noktasında bulunan bir kişi yavaşça L noktasına gidiyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar adam K'dayken yarıçapı şöyle kocaman. Ama L'ye geldiğinde R'miz ne olacak? Azalacak. Şimdi R azaldığı zaman eylemsizlik momentimiz ya da eylemsizlik torkumuz ne olacak? Azalacak. Çünkü I dediğimiz M çarpı R kareydi. R kare azalırsa I da azalır. İlk ifade artar demiş. Yanlış arkadaşlar. Açısal sürati artar diyor ikinci ifade. Şimdi açısal momentum sabit olmalıydı. Açısal momentum da eylemsizlik momenti çarpı açısal hız ile bulunuyordu. Eylemsizlik momentimiz azaldığına göre şunun sabit kalması için açısal süratimiz artmalı arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Açısal momentum artar diyor. Hayır, sabit kalmalı arkadaşlar. O zaten kafadan yanlış. Cevabımız yalnız 2 Bursa olur. Örnek 5. Sürtünmesiz bir borudan geçirilen ipin ucuna M kütleli cisim bağlanarak 2R yarıçaplı yatay yörüngede çembersel hareket yaptırılıyor. F kuvveti artırılarak cismin R yarıçaplı yörüngede dönmesi sağlanırsa ne yapıyorum? R'yi azalttım. Yargılarından hangileri doğru olur? Arkadaşlar R azalırsa eylemsizlik momenti azalır. Eylemsizlik momenti azalırsa açısal momentum, eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdı. Arkadaşlar eylemsizlik momenti azaldığında açısal momentumun sabit kalması için açısal hız artacaktır. Ne demiş birinci ifade? Eylemsizlik torku azalır. Azaldı mı? Azaldı. Açısal sürat azalır demiş. Artmalı. Yanlış. 3. Açısal momentum değişmez. Evet arkadaşlar sabit kalmalıdır. Doğru cevap 1 ve 3 Ceyhan olur.